6 kişilik bir aile yuvarlak masa etrafında oturmaktadırlar. Anne ile babanın yan yana oturma olasılığı kaçtır? Öncelikle toplamda 6 kişi var. 6 kişi hiçbir koşul olmadan yuvarlak bir masanın etrafında nasıl oturabilir? 6 eksi 1 faktöriyel yani 5 faktöriyel şeklinde oturabilirler. Bu bizim için nedir? Tüm durumdur. Peki istenen durum nedir? İstenen durum ise anne ve babanın yan yana olması. Anne ve babayı yan yana oturttuğumuz zaman şu şekilde de göründüğü gibi yan yana oturttuğumuz zaman bunlar yan yana olacaksa bunları bir kişiymiş gibi düşüneceğim. Geri kalana ona göre numaralandırma vereceğim. Dolayısıyla buna bir numarayı verirsem toplamda 6 kişi olacaksa 2 kişi burada geriye 4 kişi kalacaktır. Bir numara bu 2, 3, 4, 5 yani sanki burada 5 kişi varmış gibi bunlar yuvarlak masanın etrafına oturacaklar. Dolayısıyla 5 kişi yuvarlak masanın etrafına 5 eksi 1 faktöriyel şeklinde oturacaklardır. Çarpı diyeceğiz. Anne ve baba da kendi içerisinde 2 faktöriyel şeklinde yer değiştirebilirler. Dolayısıyla 5 eksi 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak şekilde anne ve baba yan yana olduğu durumlarda oturacaklardır. O halde bu bizim için nedir? İstenilen durumdur. Şöyle istenilen durum diyelim. Peki olasılık neydi? Olasılık istenilen durum bölü tüm durumdu. İstenilen durum burada nedir? 5 eksi 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Tüm durum ise 5 faktöriyeldir. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bunu yazıyorum. 5 eksi 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Buradan da sonucumuz 2 bölü 5 olarak bulunacaktır. 7 kişilik bir kurul yuvarlak masa etrafında rastgele oturuyor. Başkan ve başkan yardımcısının yan yana gelme olasılığı kaçtır? Öncelikle toplamda kaç kişi var grubun içerisinde? 7 kişi var. Bu 7 kişi hiçbir şart olmadan yuvarlak masanın etrafına nasıl oturabilirler? 7-1 faktöriyel şeklinde oturabilirler. Bu bizim için nedir? Tüm durumdur. Peki istenen durum nedir? İstenen durumda ise başkan ve başkan yardımcısı yan yana olacak. O halde şöyle diyelim. Başkan bu olsun, başkan yardımcısı bu olsun. Bunlar yan yana olacağına göre bunlar bir kişiymiş gibi numaralandırılacaktır. Dolayısıyla 2 kişi burada geriye kaç kişi kalacaktır? 5 kişi kalacaktır. 5 kişiyi de şu şekilde çizmiş olacağız. Dolayısıyla bu 2 kişiye bir kişiymiş gibi davranıp bir numara vereceğim. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numara. Yani grubun içerisinde toplamda sanki 6 numara ve 6 kişi varmış gibi yuvarlak masa etrafına sıralanacaklardır. Dolayısıyla bu 6 kişi yuvarlak masanın etrafına 6-1 faktöriyel şeklinde sıralanırlar. Çarpı diyeceğiz. Başkan ve başkan yardımcısı da kendi içerisinde 2 faktöriyel şeklinde ne yapabilir? Yer değiştirebilir. O halde 6-1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklinde yer değişimi yapabileceklerdir. Bu da bizim için istenilen durumdur. O halde tüm durumumuz 7-1 faktöriyel, istenilen durumumuz 6-1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Peki olasılık neydi? İstenen bölü tüm durumdu. İstenen neydi? 6-1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Tüm durum ise 7-1 faktöriyel. Buradan da sonucumuz 1 bölü 3 olarak bulunacaktır. Anne, baba ve 5 çocuklu bir aile anne baba arasına 5. çocuğun gelme olasılığı nedir diye sormuş bize. Anne, baba ve 5 çocuklu bir aile anne baba arasına 5. çocuğun gelme olasılığı kaçtır diye söylemiş bize. Öncelikle anne baba ve 5 çocuktan oluşan bir grubun içerisinde toplamda kaç kişi vardır? 7 kişi vardır. Bu 7 kişi hiçbir koşul olmadan kaç farklı şekilde sıralanabilirler? 7 faktöriyel şeklinde sıralanabilirler. Bu bizim için nedir? Tüm durumdur. Peki istenilen duruma bakalım. Toplamda grubun içerisinde 7 kişi olduğu için şöyle sıralama için 7 tane çizgi çizdiğimizi şöyle düşünelim. 7 kişi olduğu için 7 tane çizgi çekiyoruz. Burada anne ve babanın arasına bir tane çocuk gelecek. Dolayısıyla anne ve baba için şöyle aralarında bir tane boşluk olacak şekilde ne yapalım? Oturtalım. Burada anne başta olduğu zaman baba 3 burada olabilir. Baba burada olduğu zaman anne burada olabilir. Görüldüğü üzere anne ve baba kendi içerisinde kaç farklı şekilde yer değiştirebilirler? 2 faktöriyel şekilde yer değiştirebilirler. Peki burada anne ve babanın arasına bir tane çocuk gelecek. Toplamda 5 tane çocuk olduğu için 5 tane çocuktan bir tanesini nasıl seçebilirim? 5'in birlik kombinasyonu şeklini seçerim. Dolayısıyla
Şurası ne olacaktır? 5'in birli kombinasyonu şeklinde olacaktır. Şimdi bir tane çocuğu buraya seçtim. Geriye toplam 5 çocuk olduğu için 4 tane çocuk kaldı. O halde 4 tanesi buraya gelebilir. 3 tanesi buraya oturabilir. 2 farklı şekilde buraya oturabilirler ve 1 farklı şekilde buraya oturabilirler. Yani bizim için istenen durum ne olacaktır? Öncelikle anne ve babanın yer değiştirme durumu için 2 faktöriyel diyeceğim. Çarpı diyoruz şuraya ikisinin arasına 5 çocuktan bir tanesinin oturması için 5'in birli kombinasyonu şeklinde olacak. Ve daha sonra şurası da görüldüğü üzere 4 faktöriyel şeklinde olacaktır. Bu da bizim için nedir? İstenen durumdur. O halde şöyle buna da istenen durum diyelim. Peki olasılık neydi? İstenen bölü tüm durumdur. İstenen 2 faktöriyel çarpı 5'in birli kombinasyonu çarpı 4 faktöriyel bölü 7 faktöriyel olacaktır. Buradan da işlemimizi çözebiliriz. Ayşe, Fatma ve Hayri'nin olduğu 8 kişi düz bir sıraya sıralandıklarında sağdan sola doğru Ayşe, Fatma ve Hayri'nin olma olasılığı nedir diye sormuş. Öncelikle grubun içerisinde toplamda kaç kişi var? 8 kişi vardır. Bu 8 kişi hiçbir koşul olmadan düz bir sıraya kaç farklı şekilde sıralanacaklardır? 8 faktöriyel şeklinde sıralanacaklardır. Bu bizim için nedir? Tüm durumdur. Yani 8 kişiye hiçbir şart olmadan düz bir sıraya 8 faktöriyel şeklinde sıralanacaklardır. Peki istenilen durum nedir? İstenilen durum ise Ayşe, Fatma ve Hayriye. Belli bir sırası var bunların. Dolayısıyla bunları şöyle bir yuvarlak içerisine alayım. Kaç kişi sabit? Yani 3 kişinin yeri sabit. Ayşe'nin, Fatma'nın ve Hayriye'nin neyi sabittir? Yeri sabittir. Şimdi Ayşe, Fatma ve Hayriye sağdan sola doğru sıralanma durumu 3 kişi olduğundan toplamda 8 kişi var. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? 8 faktöriyel diyorum. 3 kişinin yeri sabit olduğu için bunu da ne yapıyorum? Oranlıyorum. Yani 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel şeklinde diyeceğim. Bu da bizim için nedir? İstenilen durum olacaktır. Şöyle buna da istenilen durum diyeyim. O halde tüm durumumuz 8 faktöriyel, istenilen durum ise nedir? İstenilen durum ise 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyeldir. Dolayısıyla istenilen durumu üste yazıyoruz. 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel bölü diyoruz. Tüm durumumuz 8 faktöriyel. Buradan da sonucumuz 1 bölü 6 olarak çıkacaktır. 4 erkek ve 3 kız düz bir sıraya yan yana rastgele oturuyorlar. Buna göre 3 kızın yan yana oturma olasılığı nedir? Demek ki 3 kız ne olacak? Yan yana olacaktır. Öncelikle 4 kız, 4 erkek, 3 tane kız olmak üzere toplamda 7 kişi vardır. Bu 7 kişi hiçbir şart olmadan düz bir sıraya kaç farklı şekilde sıralanır? 7 faktöriyel şeklinde sıralanır. Bu bizim için tüm durum. Peki istenilen durum nedir? Kızların yan yana olma olasılığı diyor. Dolayısıyla şöyle 3 tane kızı çizdiğimiz zaman 3 kız yan yana olacaksa onlar sanki bir kişiymiş gibi davranacağız. Dolayısıyla 3 kız var. Burada 4 tane de erkeği çizdiğimiz zaman kızları ne diyoruz? 1 numarayı veriyoruz. Dolayısıyla erkekler 2, 3, 4, 5 olacaktır sıralaması. Dolayısıyla sanki bu grupta toplamda 5 kişi varmış gibi ne yapacak bunlar? Düz bir sıraya sıralanacaklardır. Yani 5 faktöriyel şeklinde sıralandı. Çarpı diyoruz. 3 tane kız var. Bu 3 tane kız da kendi içerisinde 3 faktöriyel şeklinde sıralanacaklardır. Dolayısıyla 3 kızın yan yana oturma olasılığı 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacaktır. Bu da bizim için nedir? İstenilen durum olacaktır. Şöyle diyelim. O halde tüm durumumuz nedir? 7 faktöriyel istenilen durumumuz ne olacaktır? 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir. Üstte ne yapıyoruz? İstenilen durumu yazıyoruz. Yani 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Alt tarafı da tüm durumu yani 7 faktöriyel yazıyoruz. Buradan da sonucumuz 1 bölü 7 olarak çıkacaktır. 6 kişilik bir aile. Yuvarlak masa. Evet çizelim. Yuvarlak masa etrafında rastgele oturuyor. Anne ile babanın yan yana oturma olasılığı nedir? Şimdi hiçbir şart olmadan 6 kişi yuvarlak bir masanın etrafına şartsız, koşulsuz 6-1 faktöriyel şeklinde oturacaklardır. Bu nedir? Tüm durumdur. Peki istenilen durum nedir? İstenilen durumda diyor ki anne ile baba yan yana. O halde şöyle yuvarlak bir masa çizdiğimiz zaman anne ve baba yan yana olacaksa onlara bir kişiymiş gibi davranıp ne yapıyorum? Bir çatı altında topluyorum. Daha sonra numaralandırma yapıyoruz. Bunlar sanki bir kişiymiş gibi numaralandırıyoruz. Yine 1 diyeceğiz. 2, 3, 4, 5. Yani grubun içerisinde yani burada yuvarlak masa etrafında sanki 5 kişinin sıralanması gerektiği gibi sıralayacağız.
Dolayısıyla 5 kişi yuvarlak masanın etrafına 5-1 faktöriyel şeklinde ne yapar? Sıralanır. Çarp edeceğiz. Anne ile baba da kendi içerisinde 2 faktöriyel şeklinde yer değiştirecektir. O halde anne ve babanın yan yana oturma durumu ne olacaktır? 5-1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Bu da bizim için istenen durumdur. O halde tüm durumu ne bulduk? 6-1 faktöriyel istenen durumu 5-1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olarak bulduk. Peki olasılık nedir? İstenen bölü tüm durumdu. İstenen 5-1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel tüm durum 6-1 faktöriyeldir. Buradan da sonucumuz 2/5 olarak bulunur. Aralarında Behlül ve Bihter'in de bulunduğu 5 kişilik bir grup sinemaya gidiyor. Aynı sıradan bilet aldıkları bilindiğine göre Behlül ve Bihter'in yan yana oturmama olasılığı nedir? Şimdi yan yana oturmama olasılığını bulmam için ne yapmam lazım benim? Tüm durumdan yani hiçbir koşu olmadan sıralandıkları durumdan yan yana oturduğu durumu çıkarmam gerekir. Yani tüm durumdan yan yana oturma olasılığının durumunu çıkarmam lazım. Yan yana oturma olasılığına bakalım öncelikle. Burada belli iki kişi yan yanaysa, şöyle Behlül ve Bihter yan yanaysa bunları ne yapıyorum? Şöyle bir kişiymiş gibi tek çember içerisinde birleştiriyorum. Numaralandırmayı da buna 1 numara vereceğim. Dolayısıyla geriye kaç kişi kalacaktır? 3 kişi kalacaktır. Onları da çizdiğimiz zaman, numaralandırdığımız zaman 1, 2, 3, 4. Yani 4 kişi varmış gibi davranacağız. Dolayısıyla bu 4 kişi kaç farklı şekilde oturacaklardır? 4 faktöriyel şeklinde otururlar. Çarpı. Yani, burada Behlül ve Bihter de kendi aralarında 2 faktöriyel şeklinde sıralanacaklardır. O halde bu 2 kişinin yani Behlül ve Bihter'in yan yana oturma olasılığı ne olacaktır? 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Behlül ve Bihter'in aralarında bulunduğu bu 5 kişi hiçbir koşul olmadan kaç farklı şekilde sıralanırlar? 5 faktöriyel şeklinde sıralanacaklardır. O halde tüm durum nedir arkadaşlar? Tüm durum aslında 1'dir. Ne yapmam lazım? 1'den yan yana oturma durumlarını olasılığını çıkartırsam yan yana oturmadığı durumları bulmuş olurum. Tüm durumumuz için 1 diyeceğiz. 1 eksi diyorum. Yan yana oturma olasılığı ne olacaktır? Burada istenen bölü tüm durum olacaktır. Yani 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Bölü diyoruz. 5 faktöriyel olacaktır. Buradan da sonucumuz 3/5 olarak bulunur.